Herkese merhabalar. Sertifinon dönemi edebiyatında roman ile yani Edebiyatı Ciddi'de de roman ile Edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Bugün sizlerle mükemmel bir konu işleyeceğiz. Önemli bir konu. Hani hepinizin bildiği Aşkı Memnu var ya Halil Ziya Uşaklıgil'in Ölümsüz Eseri. İşte o dönemde yazılan o romanları inceleyeceğiz. Ne yapmışlar? Nasıl yazmışlar? Nasıl bu kadar insanı etkileyen, aa gerçekten de böyle diyebileceğimiz eserler yazmışlar. Onu öğreneceğiz. 17 Mart'tayız. Çarşamba günündeyiz. Sertifonu dönemi Edebiyatı'nın roman konusunu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ardından da tabii ki sıfırdan ona Türk dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo soru bankamızdan sizlere güzel güzel ödevler vereceğiz. Ödevsiz bir öğrenci olmaz. Mutlaka ödev çözmemiz lazım. Hadi bakalım o zaman yayınımıza başlayalım. Bugünkü dersimizde Servet Fünun romanının genel özelliklerini, romanının yani Servet Fünun romancılarını ve eserlerini ve dönemin bağımsız sanatçılarını ve eserlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle Türk Edebiyatı'nın dönemleri tablosunu hatırlayalım. Hatırlarsanız Fuat Köprülü tarafından hazırlanan bu tabloda 3 temel başlık vardı. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisi gelişen Türk edebiyatı. Şöyle mini bir özet yapacak olursak İslamiyet öncesi dediğimiz şey şu. Hani Hunlar, Köktürkler, Türkler, Uygurlar dönemindeki tarih derslerini hatırlayın. O dönemde yani Orta Asya'dayız ve sözlü edebiyat döneminde koşuklar, savlar, sagular, destanlar var. Böyle şamanlar anlatıyor. Bir de yazılı edebiyat döneminde de tabii ki ne var? Orhun abideleri ve dini içerikli olan Uygur metinleri var. Burası böyle. Sonra biz 751 yılında Talas Savaşı'nda İslamiyet'le tanışıyoruz. Daha doğrusu Abbasiler ve Çinler savaşırlarken Abbasiler etalleme lugatel arabiyye yani Arapça öğreniyorum ama savaşmayı bilmiyorum kardeş diye bizden yardım istiyorlar. Biz de Araplara yardım ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim tamam keyfi hal. Sakin ol. Nasılsın? İyi misin? Biz de yardım edeceğiz diyoruz ve Arapların Çimler Çin, Çinliler değil tabii. Çinliler tarafından yenilmesini engelliyoruz ve böylece Arapları kurtarmış oluyoruz. Araplar da bize teşekkür ediyorlar. Bize ordularını teslim ediyorlar hatta sonradan sınırlarını teslim ediyorlar. Ve biz de İslamiyet'le tanıştıktan sonra diyoruz ki ya bu İslamiyet çok güzel bir din diyoruz ve tarihte de biliyorsunuz İslamiyet'in çok büyük koruculuğunu yapıyoruz. Yani Karahanlılar, Gazzeniler, Büyük Selçuklar, Türkiye Selçukları, Osmanlı Devleti, kadar İslamiyet'e hizmet etmiş hiçbir topluluk yok dünyada. Yani Haçlı Seferlerinden koruyoruz, İstanbul'u fethediyoruz, Avrupa'ya İslamiyet'i götürüyoruz. Gerçekten böyle edebiyatımızda da bunun etkilerini göreceğiz. Geçiş döneminde divan edebiyatında ve halk edebiyatında hep böyle İslamiyet etkisi, tasavvuf göreceğiz. E tabii ki aşk, doğa kahramanlık konuları da var. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra yönümüzü batıya çeviriyoruz. Ve batı etkisinde Fransız edebiyatından Le Bonche Le Bonje. Yani böyle Fransız etkisini görmeye başlıyoruz. Ve batı etkisinde ilk olarak ilk özel gazete tercüman ahvalin çıkmasıyla tanzimat edebiyatı başlıyor. Ve edebiyatımız artık adalet, eşitlik, hukuk gibi kavramları vurgulamaya başlıyoruz. Ama sonra bir dönem siyasi nedenlerle Sanatçılar etliye sütliye girmiyorlar. İşte o dönemde Sertifünun edebiyatı geliyor. Sertifünun diye bir dergi var. Bu derginin etrafında sanatçılar toplanacaklar ve böyle içine kapanık bireci bir sanat anlayışında eserler yapacaklar. Sonra Fecrati topluluğu gelecek. İlk defa beyanname yayınlayan. Ardından da 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Ali Canip yöntemler, Ömer Seyfettinler milli edebiyatı başlatacak. Burası önemli. Burası önemli. Çünkü burada ta eski halk edebiyatına kadar geri döneceğiz. Dilimizi en eski sadeliğe kadar geri göndereceğiz. Niye? Çünkü diyeceğiz ki ya kardeşim ne Arap'ı ne Fransız geç bunları kardeşim. Biz milli edebiyat kuruyoruz diyeceğiz. Çünkü Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda anlayacağız ki ...bayağı bizi arkadan... E, sıkıştırmaya çalışmışlar. Ülkemizi elimize, ülkemizi elimizden almaya çalışıyorlar. Ama biz de diyeceğiz ki milli edebiyat diyeceğiz. Ve Türkçülük, milliyetçilik, ulusçuluk akımlarına yöneleceğiz. Şimdi Sertifür'ün dönem edebiyatına romana bakıyoruz. Sertifino romanının genel özelliklerine baktığımızda sanat, sanat içindir anlayışı var. Toplum için sanat yapamazlar. Zaten e, o dönemde e, siyasi nedenlerle böyle bir şekilde toplumsal konulara girilmiyor. Realizm, gerçekçilik ve naturalizm akımlarının etkisinde kalınıyor. Roman türü teknik bakımdan batılı bir nitelik kazanıyor. Yani iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor, bitti. Tanzimat romanında iyiler kazanıyordu, kötüler kaybediyordu. Yani hani böyle film açarsın ya ben bunu bu iyi, iyi kazanacak falan dersin ama bazen sürpriz sonuna biterse o film bayağı değişmiş dersin. İşte Sert romanları sürpriz sonlu. Yani şöyle düşünün, Aşkı Memnu'yu hatırlayın. Adnan Bey iyi bir insan ama kaybediyor. Behlül iyi mi kötü mü belli değil. Bence kötü. Kazanıyor mu, kaybediyor mu? E, ölmüyor yani en azından. Ama Bihter ölüyor. İyi mi, kötü mü? Bak yani iyinin içinde kötülük, kötünün içinde iyilik var. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor veya tam tersi olabiliyor. Ya tam gerçekçi bir roman yani. Kişiler toplumun üst kesiminden, konak ve yalı hayatından. Hatırlayın zenginlerde. Kişilerin ruh tahlilleri ayrıntılı şekilde yapılıyor. İstanbul, Boğaziçi konaklar ve yalılar mekan olarak kullanılacak. Batılılaşma, aile, yasak aşk hayal hakikat çatışması yani düş ve gerçek çatışması temaları işlenecek. Birazsa mavi ve siyah romanında Ahmet Cemil karakteri üzerinden Halil Ziya Şanklıgil bunu çok iyi yapacak. Yazarlar olay anlatımında kendi kişiliklerini gizliyorlar. Tanzimat romanını gibi değil. Yani Tanzimat romanında Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında olayın akışını kesiyordu. Sevgili okurlar, Felatun Bey kötü, Rakım Efendi iyi. Rakım Efendi gibi olun, Felatun Bey gibi olmayın diyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Sanatçı sakin. Süslü sanatlı yabancı tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılıyor. Halil Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Saffet Nezihi, Saffetli Ziya gibi isimler var. Burada şu iki isim önemli. Şimdi gelin Servet Fünun romancılarına bakalım. Halil Ziya Uşaklıgil. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk romanları yazan sanatçı kabul ediliyor. Eserlerinde realizm ve naturalizmin etkisine kalıyor. Mekan olarak romanlarında İstanbul'u kullanırken hikayelerinde Anadolu'ya açılıyor. Süslü, sanatlı, uzun cümlelerde oluşan ağır bir dili var. Konak ve yıllarda yaşayan üst kesimin hayatını anlatıyor. Yasak aşk, aile, gerçeklerden kaçış gibi temaları işliyor. Türk Edebiyatı'nda mensur şiir türünün ilk örneklerini o yazıyor. May ve siyah çok çok önemli. Zaten birazdan özetleyeceğiz. Aşkı Memnu'yu zaten 7000 kez izledik televizyonda. Hala da dönüyordur kesin şu anda. Kırık Hayatlar, Nesli Ahir, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Sefile önemli eserler. Hikayeleri, tiyatroları, 40 yıl saray ötesi gibi yazınsal değerde öneme sahip anıları ve ilk defa örneklerinin verildiği mensur şiirleri önemli. May ve siyahı tanıyalım. Bakın bu ÖSYM tarafından arkadaşlar defalarca soruluyor. ÖSYM bunu çok seviyor sormayı. ÖSYM diye böyle logosunu da koyalım. Şimdi ÖSYM bunu çok soruyor. Da ben ters koydum. Pek şöyle oluyordu normalde. ÖSYM şöyle olur da ben ters koydum. Bunu çok sormuş ÖSYM. Belki de sizin iki birkaç sene sonra gireceğiniz sınavda da soracak. Halil Ziya Uşaklıgil'in bu romanı 1898'de kitap olarak basılmıştır. Romanın öne çıkan kişileri Ahmet Cemil, Lamia Hüseyin Nazmi Raci'dir. Nesil romanı olarak değerlendirilebilecek romanda baş kişisi Ahmet Cemil sertifinuncuları temsil eder. Genç ve idealist bir şairin mavi hayallerden siyah bir felakete doğru gidişi anlatılır. Hayal hakikat, mavi, siyah, çatışması, hayal kırıklığı, karamsarlık temaları işlenmiştir. Olaylar 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da geçmektedir. Orta halli bir Türk ailesinin yaşama tarzı ile devrin basın hayatı yansıtılmıştır. Süslü, sanatlı, ağır bir dille yazılmıştır. Mekanlar ve betimlemeler işlevseldir. Ruh talilleri ayrıntılı ve başarılıdır. Yani mavi hayallerle gelecek böyle işte bir şair olurum, kitabım çıkar, sevdiği e, bir kız var, arkadaşının kız kardeşi, onunla evlenirim diye düşünüyor ama Kitabı basılmıyor, kimse onu sallamıyor, sonrasında simsiyah bir gecede geri dönüyor. Kardeşini de başkasına veriyorlar, arkadaşının kardeşini. Ve adam simsiyah bir gecede mutsuz bir şekilde bitiyor. Bak, roman mutsuz da bitebiliyor. Mehmet Rauf. Halas romanında ulusçuluk, diğer eserlerinde batıcılık akımlarını benimsemiştir. Eserlerinde kadın, aşk, yasak, aşk temalarına odaklanmıştır. Psikolojik tahlillere önem vermiş, ruh tahlillerinde başarılı olmuştur. Türk edebiyatında batıl anlamdaki ilk psikolojik roman olan... Eylül'ü yazmıştır. Süslü, şiirsel bir dili vardır. Eylül'ü zaten birazdan inceleyeceğiz. Çok güzel bir roman o da. Romanları Eylül, Bir Zambak Hikayesi, Genç Kız Kalbi, Bir Aşkın Tarihi, Karanfil ve Yasemin, Börtlen, Define, Kan Damlası gidiyor. Burada e, Halas romanı da bilelim. Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir roman. Şimdi hikayeleri, tiyatroları ve Siyah inciler diye mensur şiirleri de var. Eylül'ü inceleyelim. Mehmet Rauf'un bu romanı 1901'de kitap olarak basılmıştır. Türk edebiyatında batıl anlamdaki ilk psikolojik roman kabul edilmektedir. Romanın baş kişileri Suat, Necip ve Süreyya'dır. Suat Hanım, Necip Bey ve Süreyya Bey. Burayı karıştırmayın bak. Süreyya bir Bey, Suat bir Hanım. Normalde günümüzde biraz ters olabiliyor. Roman'da Süreyya ile evli olan Suat Hanım'ın yani Süreyya Bey ile evli olan Suat Hanım'ın... ...akrabaları Necibe aşık olması anlatılmıştır. Yasak aşk teması işlenmiştir. Olaylar İstanbul'da... ...Beyoğlu ve Boğaz çevrelerinde geçmektedir. Kişilerin psikolojik tahlilleri çok başarılı şekilde yapılmıştır. Romanın sonunu söylemeyeyim. Çok e, mutsuz bir şekilde bitiyor ama... ...yasak aşk sonunda gerçekten... E, ...iki yasak aşık yakalamamak için... ...yani çok büyük bir tehlikeyi göze alıyorlar. Yani yanarak ölüyorlar arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Evde yangın çıkıyor. Yangın çıktıktan sonra eğer... Ee, köşe yangın çıkıyor. Eğer kaçsalar... ...hani herkes onların orada beraber olduğunu anlayacaklar. O yüzden ölümü göz alıyorlar... ...ve yanarak ölüyorlar. Gerçekten... ...çok değişik bir roman. Psikolojik tahlillerin ağır bastığı bir roman. Hüseyin Cahit Yalçın... ...Tevfikret'ten sonra Servet Fünün ...dergisinin yayın yönetmeni olmuştur. Edebiyat ve Hukuk adlı çeviri makalesi... ...yüzünden dergi kapatılıyor. Yani çünkü o dönemde biliyorsunuz... ...siyasi nedenlerle böyle... Ee, ...çevirilerde de olsa... ...asla siyasi konulara girilemiyor... Dönemin siyasal koşulları nedeniyle zaten sanatçılar içine kapanık bireyci bir sanat anlayışındalar. Serti Fünun'a yöneltilen eleştirileri cevaplamış, polemikleriyle tanımıştır. Röportaj havası taşıyan hikayelerinde İstanbul'u anlatmıştır. Eserlerinde dönemin diğer sanatçılarından daha sade bir dil kullanmıştır. Nadide Hayal içinde romanları, Hayat-ı Muhayyel, Niçin Aldatırlarmış hikayeleri e, ve e, Kavgalarım adlı eleştirileri önemli. Saffet Nezihi daha çok aşk temasını işlemiştir ve romantik duyarlılıklara sahiptir. Saffet Ziya otobiyografik unsurlar içeren romanlar yazmıştır. Salon köşelerinde romanı ünlü. Dönemin bağımsız sanatçılarına bakalım. Burası da önemli. Şimdi Sertifür'ün edebiyatını anlatmıştık. Sertfür'ün edebiyatında net bir şekilde ne vardı? İçine kapanık bireyci bir sanat anlayışı vardı. Ama bu adamlar içine kapanık bireyci sanat anlayışı yerine toplum için sanat yapacaklar. Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim. Dolayısıyla da dönemin bağımsızları olacaklar. Sertifinunculara katılmıyor. Ahmet Mithat'ın halk için roman anlayışını benimsiyor. Naturalizm akımından etkileniyor. Yani sokağı edebiyata getiriyor. Sokağın diliyle kahramanlarını konuşturuyor. İstanbul'un mahallelerindeki gündelik yaşamı gerçekçi bir biçimde yansıtıyor. Roman kişilerini yetiştirdikleri yani yetiştikleri ortamın diliyle konuşturuyor. Yani natural yani naturalist. Sokağın anahtarına sahip diye söyleniyor arkadaşlar. Bakın bu ÖSYM tarafından sorulmuş. Sokağın anahtarına sahip aynı Batı edebiyatındaki Charles Dickens gibi. Şimdi, roman kişilerinin yetiştikleri ortamın diliyle konuşulacak. Alafranga züppe tipleri, batıl inançları, cehaleti, yozlaşmış değerleri mizahi, esprili bir üslupla eleştirecek. Şık romanı, iffet romanı, mutallaka, mürebbiye romanı, e, tesadüf romanı, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç romanı, sonrasında gulyabani romanları önemli. Hikayeleri ve tiyatroları da önemli arkadaşlar. Ahmet Rasim de halk için roman anlayışını benimsemişti ya Hüseyin Rahmi Gürpınar. O da Ahmet Mithat'ın bu anlayışını benimsiyor ama o daha çok romanlarından ziyade fıkralarıyla, anılarıyla bu tarza destek olacak. Cep romanları başlığıyla yayınlanan ve acıklı aşk hikayelerinin anlatıldığı çok sayıdaki romanı teknik bakımdan başarılı değil. Sohbet ve fıkra türündeki yazılarında İstanbul'un mahallelerindeki gündelik yaşamı gerçekçi bir biçimde yansıtıyor. Yalın, açık ve akıcı bir anlatım var. Ee, romanı önemli değil ama burada Sohbeti, Ramazan sohbetleri, fıkra, eşkali zaman, ciddi müzah ve muharrir buya gülüp ağladıklarım önemli. Ahmet Rasim'in bu eserlerini bilmemiz lazım. Aynı zamanda falaka ve gecelerim anıları da sorulabilir. Evet, bugün sizlerle birlikte Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi dönemin bağımsızlarını öğrendik. Aynı zamanda Sertfün'ün sanatçılarından, Sertfün'ün romancılarından Haliz Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın'a baktık. Şimdi hemen e, ödev kısmımıza gelecek olursak arkadaşlar, 10. sınıfta 17 Mart'ta bugün Sertfün'ün romanında sıfırdan ona edebiyatta 99 ve daha doğrusu 94 ve 95 arası bizim için sorumlu olduğumuz kısımlar. Hemen 94'ü açıyorum. Gördüğünüz gibi Sertfün'ün döneminde romanı sizler için burada net bir şekilde anlattık. mavi ve siyah net bir şekilde özetledik arkadaşlar. Mavi hayaller, düşler, ünlü birisi olmamıydı ama siyah gerçekler dedik. Buradaki soruları mutlaka çözün ve kare kodu okutaraktan soruların çözümünü mutlaka bakın arkadaşlar. Ve yine Dinamo Soru bankamıza da roman kısmında test 7'yi veriyoruz. ÖSYM tarz sorulardan sonra burada yazılı sorularımızın olduğu kısma mutlaka çalışın. Bunlar sizler için önemli. Ee, diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tabii ödüllü sorumuzu da gösterelim. Neler öğrendik kısmından sonra geliyor. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım.